1920'li yıllarda dünyanın en yaşlı insanı olduğu tespit edilen 1777 Bitlis doğumlu Zaro Ağa, 18. 19. ve 20. yüzyılların üçünde birden yaşamış tek kişiydi. Zaro Ağa, 10 padişahın saltanatına tanıklık etmiş, Tanzimat'ın 1. ve 2. meşrutiyetin ve cumhuriyetin ilanını görmüş, Kırım, Rus, Kafkas, Balkan harplerini, 1. Dünya Savaşı'nı ve Kurtuluş Savaşı'nı yaşamıştı. Uzun yıllar inşaat işçiliği ve hamallık yapan Zaro Ağa, ilerleyen dönemde hamallar kahyası olarak İstanbul'daki tüm hamalların liderliğine getirildi. Artık epey ünlü olduğu 1924 yılında 147 yaşındayken İstanbul Belediyesi kendisine odacı kadrosu verip maaş bağladı. Dünya gazetelerinde hakkında en çok haber yapılan isimlerden biriydi Zaro Ağa. Gazetecilere 13 kez evlenmesini, "Aldığım hanımlar çabuk yaşlanıp ölüyorlar" diye açıkladığında 148 yaşındaydı. Şöhretin zirvesinde olduğu 1930 yılında bir organizatör 153 yaşındaki Zaro Ağa'yı Amerika'ya turneye götürmeye ikna etti. Zaro Ağa, Amerika'daki ilk günlerinde içki karşıtı derneklerin etkinliklerine katıldı ve bu yaşa gelmesini içki içmemesine borçlu olduğunu anlattı. Daha sonra ülkeyi şehir şehir dolaştı. Dünya Güzellik Yarışması'nda jüri üyeliği yaptı, sirklerde ziyaretçilere gösterildi. Dünyanın en yaşlı insanıyla fotoğraf çektirenlerden 10 dolar, öpmek isteyenlerden 15 dolar alınıyordu. Amerika turnesini yakından takip eden Türk gazeteleri, Zaro Ağa'nın gitar çalarken, genç kızların yanağını okşarken çekilmiş fotoğraflarını basıp, "Koskoca adam maskaraya döndü" diye yazıyordu. Zaro Ağa 9 ay sonra İngiltere'ye geçti. Burada da sirklerde çalıştı, katıldığı bir havacılık etkinliğinde uçağa binerek uçağa binen en yaşlı insan unvanını aldı. Ancak her şey yolundayken menajeri Ahmet Musa Bey, Zaro Ağa'yı transfer etmek isteyen Amerikalı bir organizatör tarafından İrlanda'da vurularak öldürüldü. Zaro Ağa'nın tanıklık yaptığı mahkemede düşüp bayılması dünya basınında haber olurken katil Amerikalı idam edildi. Herkesin artık çok zengin olduğunu düşündüğü Zaro Ağa'nın İstanbul'daki ailesi İngiltere Konsolosluğu'na başvurarak Zaro Ağa'nın Türkiye'ye gönderilmesini istedi. Ailenin iddiasına göre kazandığı paralar menajerler tarafından çalınıyor, Zaro Ağa'ya şiddet uygulanıyordu. İngiltere Konsolosluğu Zaro Ağa'nın bir sirkle sözleşmesi olması nedeniyle Türkiye'ye gönderilemeyeceği yanıtını verdi. Nihayet 1932 yılının sonlarında Zaro Ağa İstanbul'a döndü. Tophane'deki yoksul evinde ağırladığı gazetecilere 2,5 yıllık turne boyunca çok yorgun düştüğünü, kazandıkları zorla elinden alındığı için 5 parasız kaldığını anlatıyordu. Yanında getirdiği 4 bavul eşya da gümrükte çalınmış, elinde yalnızca Londra'dan aldığı takım elbisesi, şapkası ve paltosu kalmıştı. O zamana kadar hastalık nedir bilmeyen Zaro Ağa, Türkiye'ye döndükten sonra sık sık hastalanmaya başladı. 29 Haziran 1934'te damar sertliği ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle öldüğünde 157 yaşındaydı.